Merhaba Blender severler. Ben Burakcan Yılmaz. Erzurum Remzakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber şu protest kolunu hatırlayanlar, yani birinci protest kolu. Bunu arkadaşlar bir baskı alırken ne yapabilirsiniz onu göstereceğim şimdi. Öncelikle edit moduna geçiyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şuna geldim. Yüzey select modundayım. Teker teker bütün parmaklara Leyla bakın. Şunları öncelikle siliyorum. Hatta baş parmak hariç. Şöyle. Şunda sonra delete vertex. Sonra objem moduna geçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane baş parmağımız burada. File dedim. Şuradan export STL dosyası olarak şöyle baş parmak değil, işaret parmağı. İşaret parmak. Bunları arkadaşlar yani parmaklardan ayıracağız. Ayrı bir dosya gibi. Baskı almak için bu birebir bir şey. Sonra Ctrl Z diyorum. Ta şunu silmeden önce. Şunları tekrar seçiyorum. Bu sefer baş parmak dahilinde orta parmağımızı dışındakileri deletle sildim. Sonra X files dedim. Sonra hatta bir daha objeye geçelim. Export STL orta parmak. Tamam. Sonra Ctrl Z. L ile tekrar şunları seçiyorum. Bu sefer bu parmak dışındakileri, yani yüzük parmağımız dışındakileri seçip sildim. Sonra file exporting STL yüzük parmak diye bunu da işaretledim. Sonra Ctrl Z. Salça parmak dışındakileri bir sefer işaretliyorum. Evet. Kaçırarak da the object fill import STL yanlışına bastım. Export olacak. STL salça diye bunu da adlandırdım. Sonra Ctrl Z bunu yaptım. Şimdi baş parmak dışındakileri bir sefer de seçiyorum. Vertex şurada parmağımız. Sonra obje moda geçtim. Bunu da file ile exporting STL baş diye adlandırdım bunu da. Tamam. Ctrl Z. Sonra
Elin dışındakileri seçiyorum bu sefer de. Obje moduna geçtim tekrar. Sonra File, Exporting, STL dosyası. Bu sefer direkt bunu sildim. El diye adlandırdım. Sonra Ctrl Z. Bu zaten arkadaşlar basit bir şey. Bunu yapıyorum. Ama arkadaşlar bir tane 3D baskı almak için bir tane flash diksiniz olması gerekiyor. Bu flash dikse şu STL dosyalarını atıyoruz. Sonra işlemlerimizi yaptıktan sonra bu sefer yazıcıya bu flash atıyoruz. Bu sayede 3D baskımızı almış oluyoruz. Şöyle file Exporting STL. Bunu da call diye adlandırdım. Şu bölüme geldim. Bakın arkadaşlar. Şurada STL dosyalarımız var. Mesela kolu açıyorum. Göreceksiniz zaten. Dosya yükleniyor. Bakın arkadaşlar kol böyle. Bu mililitre cinsinden, bakın cm cinsinden işte farklı farklı uzunluk ölçümleri var. İşte el buradan, el de farklı. Onun haricinde baş parmak bakın. Böyle. Yani hepsi bu şekilde. Bunları bir tane flash dingsin içine atıp işlemlerimizi yapıyoruz bir dosyada. Sonra bunları yazıcıya atıyoruz. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde sona eriyor. Zaten çok basit bir şey. Bunu her türlü şeye yapabilirsiniz. Özellikle oynar parmak yaptığımızda. Arkadaşlar biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü eğer bütün eli birlikte çıktısını alsaydık hareket ettirmek zor olurdu eklemlerini. Biz de hepsini ayrı ayrı STL'lerde yapıp bunu çıktısını alıp birbirine çıktı haliyle birleştireceğiz. Bu da işlevsel. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.